Yerel seçimlerden beklentimiz hayat pahalılığının bir önce durması. Hükümet taraftarı olsak olmamız lazım normalinde ama hükümet taraftarı olmaya imkan yok. Çünkü ortalık oldu. Yani biraz kaba konuşurum, hiç kusura bakmayın. Ortalık çok berbat oldu. Bir nevi kardeşe kardeşe düşman yaptı bu. Cumhurbaşkanı dediğin zaman herkesin cumhurbaşkanı olması lazım. Hayat pahalılığı aldı başını yürüdü. 50 liralar 5 lira gibi 200 liralar 20 lira değerinde oldu. Paramızın değeri düştü. Artık ne bileyim ben, dünya harita üzerinde en son noktalara geldik. Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde Türkiye'deki insanları insan olarak tutmuyorlar, görmüyorlar. Ben aslında adaya madaya hiç bakmam. Mesela diyelim AKP'nin adayı kimdi? AKP'nin adayı Hamza'da. Benim sadece bir tek CHP'den bir beklentim var. O da bir an önce bu görevi bıraksınlar. Bıraksınlar, bu işin ehli Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun üstüne de zaten bu işin ehli yoktur. Bu işi yapacak yoktur. Allah inşallah Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Geçen günü bir yağmur yağdı. Buradan eve gidene kadar şuraya kadar suyun içindeyim. Hiçbir tane altyapı yok. Burası Alsancak ya, burası İzmir'in en lüks semti. Her taraf su içinde. Geçen günü gördünüz, deniz taştı. Belki biliyorsunuz. Bütün mekanlar su için. Altyapı diye bir şey yok. Bence yani Hamza Dağ olması lazım. Hamza Dağ benim hemşerim. Manisalı. Onu atmak isterim. Ama ne diyor? İncir altından Karşıyaka'ya tünel yapacağım diyor. Madem yapılması gerekiyordu. Şu ana kadar niye yapılmadı? Yapar. Ne zaman yapacak? Ortam çok kötü. Ortam çok kötü. Seçimlerle ilgili. Elimiz hiç varmıyor AKP hükümetinin adaylarına oy vermeye. Hamza Dağ benim hemşerim ve çocukluk arkadaşım sayılır. Ama içimden gelmiyor oy vermeye. Bu sefer ne oluyor? İnsan otomatik olarak ya İyi Parti'ye. Partiye bakın. Adayla hiçbirisini tanımıyorum. CHP'nin veya İYİ Parti'nin veya MHP'nin. Hiçbirini tanımıyorum. Onlara oyum, yani ortamı berbat olmasın diyerekten mecburen CHP'ye vermeyi düşünüyoruz. Fikrimi belirtmek istersem, daha çok halka hizmet eden birinin kazanmasını talep ediyoruz. Bizim gönlümüz daha çok DEM Parti'den yana. Yani Akın Birdal'a muhtemelen oyumu vereceğim. Yani Tunç Soyer gelse belki ona da oyumu verirdim. Ama bu seçimde biraz daha tereddütlüyüm. Yani daha yıllar önce hep böyle hazır bir CHP alışkanlığı vardı. Artık bu seçimde biraz daha şey oldu. Yani bizde bir tereddüt oluşturmaya başladı. Yani daha çok aklımdaki Akın Birdal. Seçimlerden beklentimiz uzun süreden beri burada çok böyle CHP yönetiyor ama çok ciddi bir şey yok. Hizmet yok. Özellikle ben Kürt'üm. Kürtlerin olduğu yerlerde çok fazla bir hizmet yok. O nedenle daha çok hizmet etmeleri bekliyorum ama tabii gönlümüz DEM Parti'nin adayının hem İzmir'de hem Konak'ta garip gelmesi, onların alması, bunu istiyoruz yani. Hiçbir beklentimiz yok yani. Umut da yok yani. Bitti yani. Türkiye'nin işi bitti. Bu şeriatçılarla, şunlarla, bunlarla bak, muhalefetin hiçbir sesi çıkmıyor. Bir kalkın ayağa, bir silkelenin ya. Her şeyden bıraktım artık. Cumhuriyeti kurtaralım ya. Cumhuriyet elden gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ben açlığı, sefaleti unuttum. Bak, günde bir öğün yemek yiyorum. Emekliyim ben, kiracıyım. Tek başına yaşadığım halde yetmiyor bana. Ne olacak bu işler? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Koyu Atatürkçüyüm ben. Benim sülalemde Atatürk'ten başka kimseye atmazlar oyunu. Biz Atatürkçüyüz yani. Milliyetçiyiz. Türkiye'yi satmasınlar tek. Bir Türkiye kaldı satmadıkları. Türkiye'de satsın gitsinler. Gitsinler başımızda. Ben istemiyorum. Yani ben bir kere şahsıma ben istemiyorum. Asla. Önemli olan şu Suriyeliler gitsin bir kere. Onlara bakıyoruz ya, resmen besliyoruz onları biz. Bir kere Milli Eğitim Bakanı gelmiş buraya. Önce kendini eğitsin. Ondan sonra valiye gelsin eğitmeye. CHP'ye veririm ben. Ben yıllarca önce Ecevitçiydik. Ecevit şimdi yok, rahmetlik oldu. Şimdi de CHP'miz var. Varımız yoğumuz CHP. Vallahi isteriz her şey yapsın. İzmir en pislik yer kaldı. Geçen gün gösteriyorlar. Konya'yı gösteriyor, İzmir'i gösteriyor. Konya o kadar güzel. İzmir pislik içinde, affedersiniz. Aynen. Hiç değişen bir şey olmadı yani. Aynen. İzmir her şeye yakın ki İzmir diyorlar. Fakat maalesef İzmir bir köy oldu. Herkesin ağzından bunu duyuyoruz. Biz yani AKP'liyiz. AKP'de de devam ediyoruz. 20 senedir ben burada yaşıyorum. İzmir hep aynı, hiç değişmedi. Affedersin, pol kartlar oradan geçtim. Kokudan geçirmiyor. Bilmem, Karşıyaka'da bir dere var, evler var, bir şey yapılmamış. Belediye şimdi yapmaya başladı. Her yer şey kokuyor yani. İzmir çok güzel bir yer ya. Buranın kıymeti bilirsin yani. Ben bütün doğuyu gezdim. Sivas'ı gezdim. Amasya'yı gezdim. Ben şok. Antep'ten arkadaşlarım geliyor benim. Utanıyorum yani. İzmir bu mu diyorlar. Bence biz hep CHP'ye verdik ya. Artık bu defa değişiklik olsun diyoruz. AKP'ye verelim. Gerçekten. Ama CHP gerçekten bir şey yapmadı. Tamam, senelerce tuttuk ama evet. Şimdi değişiklik yapacağız inşallah.
İnşallah. Bir devrim olsun yani İzmir. Evet. Bir devrim çünkü olsun. Çünkü AKP olursa daha iyi olur. Evet, olacak yani. Gibi geliyor bana. Yerel seçimlerden bir beklentim ne olabilir bu yaşamda? Bir, ikincisi umutsuz değilim. Türkiye'nin gençlerle daha iyi bir yere gideceğine inanıyorum ve biz grupta destekleyici olacağız. Aday değil ama benim partim var. Zaten seçimlerde adaya oy veremiyoruz maalesef. Partilere veriyoruz. Çok eskilerden çarşaf liste çıkardı. O zaman adaylara oy verebiliyorduk. Ama şimdi partiye veriyoruz. Ben Atatürkçüyüm. Benim partim CHP. Gönlümde Atatürk ve Atatürk'ün altı okta bize devrettikleri ve bizi yaşattıkları kriterler var. Ben Atatürkçüyüm. Buranın eski muhtarıyım. Tam denk geldiniz. Ve de tabii ki devletimi ve ülkemi düşündüğüm için ülkemi diyeyim. Biraz politikayla da ilgileniyorum. Tabii ki mahallemle de hala ilgileniyorum. Ve ülkemi bu durumdan kurtarmak için ne yapılacaksa ben en başta ben varım. Bir beklentim yok. Hiç kimse bir şey yapmıyor ki. En güvendiğin adamlar bile çalışmıyor. Koltuğu kaptı mı kimse düşünmüyor yani. Ne İzmir'i düşünüyorlar ne şeyi. Her tarafı bir yatırım var mı bir şey var mı? Bakın şu İzmir'e bakalım. Gidin bir de Eskişehir'e bakın. En yakın Manisa gidin bakın ya. Şehirler nasılmış? Biraz çalışınlar kardeşim. Kim kimin de bilmiyorum. İzmir tam Atatürkçüyüz. Evelallah. Tabii ki CHP kazanıyor ama arkadaş çalışsınlar biraz ya lütfen ya. Ben oyma atmayacağım zaten bu sene. Ya. Yok ha şu durumda yok. Hiç kimse gönlüme göre yok. Koltuğu kapağın geçiyor. Aa, gelsin maaş gitsin maaş. Dirençli icraat yapın ya. Biraz icraat abi. Oturduğunuz yerde olmuyor. Bak biz çalışmasak ekmek veriyorlar mı? Yok. Ama herkes kendini düşünüyor. Gelecek olan başkan kimse kim hangi parti olursa olsun. Ama şu İzmir'i biraz değiştirsinler ya. Şu Alsancak ya, yalancı cennet. Hiçbir yatırım yok ya. Gelin yazın. Çok özür diliyorum. Ne kokuyor burası bir bakın. Yazın gelin bir bakın. Ben rica ediyorum. Gelecek olan hangi başkan olursa olsun biraz İzmir'e değer versinler. Manisa gibi, Eskişehir gibi. Eskişehir'e bundan 20 sene evvel gittim. Avrupa'ydı. İzmir köy. Ha ben bu arada yanlış anlamayın. Ufuk Mahallesi'nin sokak başkanıyım CHP'nin. Ama eleştiriyorum çalışmayanı da. Bu da çalışmıyor. Yerel seçimlerden bir beklentim yok. Çünkü şey var. Toplumun bireylerinin kendini yetiştirmediği sürece politikanın hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu şey gibi. Berlin'de insanlar çok fazla okuyor, ediyor. Dolayısıyla oyladıkları insanlar da sosyal demokratlar, Yeşil Parti olabiliyor hala bu. Ki ekstra faşizmden gelmiş bir toplum. Ama biz öyle değiliz. Biz de şey oluyor. Yani tabii ki sosyal demokratlar olsun isterim hep doğruya veriyor. Her zaman CHP ama ben artık genel sisteme inanmıyorum. Yani politikanın temeli yanlış. Bireylerin kültürlenip kendi sistemlerini yönetebilmeleri gerekiyor. Yani çok bilmiyorum ama vereceğim bir şey. Ama kesinlikle CHP olacak. Ben İzmir'de 70 sene oldu hiçbir şey İzmir'de göremedik. Tayyip'in partisinden kazanırlar inşallah. Ben CHP bir şey yapmadı İzmir'de. Hiçbir şey yapmadı. Köy yerine. Sizin gönlünüzdeki aday o zaman? Evet. Hamza Dağ mı? Evet. İnşallah o kazanır. Bizim tek dilediğimiz o. İzmir kurtulsun yeter. Yıllarca buradayım. Bir tane yer açıldı zaman bir şey vermeden gelmiyorlar iş yapmaya. Elle bir hamal da vermek zorundasın. Yani çalışma yok. Karşılık bir şey bekliyorlar. Eğer ki şu pahalılık olmayacak var ya AK Parti alır götürür ha. İnsanlar o kadar nefret etti artık. Altyapı hiç yapmamaktan. Yollar bozuk, şeyler bozuk. Elektrik direkleri yanmıyor. Ne ya biz köyde mi yaşıyoruz? Şehirde yaşıyoruz ya. Yani ben konuşacak bir şeyim kalmıyor. Eleştiri de yapamıyorum artık. Televizyon da seyretmiyorum. Haber de dinlemiyorum. Niye kendi kendimi şekerimi yükselteyim ki? Başver diyorum ya. Gelen gitsin, giden gitsin. Hiç düşünmüyorum. Rahat uykumda uyuyorum. Gidip oy dağıtmam. Atsam ne olacak? Ne değişecek? Değişmiyor. Peşinde eksik olan şeylerin yapılmasını istiyoruz da hangisini peşin sayalım? Pek de öyle iç açıcı şeyler yok yani. İstediğimiz gibi değil yani. Hiç de umudum da yok yani. Şu an kararsızım. Ama düne kadar CHP'yi destekliyordum. İşte bazı şeyleri göremediğimiz zaman, bazı şey şeyler de yerine gelmediği zaman mesela şimdi su parasını gittim ödedim. Elektrikten daha fazla su parası tuttu. Ve şu anda Türkiye'nin en pahalı olan suyunu kullanıyoruz İzmir'de. Maalesef yani dediklerimiz hiçbirisi yani beklentiler olmadı. Özgür Özel'in adayındaki neydi adı? Doktor Cemil Tugay tabii ki de. O da genç sayılır. Bizim partide genç belediye başkanlarının yaş ortalaması 42. İzmir'de 3 tane bayan adayımız var. Tabii ki de yeniciliklerden yana yani CHP'den yana yani. Artık bunlar artık eskidi. Bunlar artık yol verelim. Bunlar zaten emekliyi, esnafı, köylüyü bitirdi. Ben bir emekli vatandaşım. Ben 96'da emekli olduğumda devlet memurunun en düşük devlet memurunun maaşına maaşım yüksekti. Şimdi devlet memurunun en düşük maaş alan 33-34 lira. Benim maaşım 17 lira. Nasıl olacak bu? Bu nasıl olacak? Bana şöyle olacak deyin sizle beraber. Bunların defteri bitti, işi bitti.